Beyler bayanlar selamlar. Bir önceki videomda bu hafta takip ettiğim 4 tane projeden sizlere bahsetmiştim. Ve bu 4 projeden herhangi bir tanesini sizlere tekrar anlatacağımı daha detaylı bir şekilde nasıl başlayacağınızı göstereceğimi söylemiştim. Ve bunun kararını size bırakmıştım. Ve bu karara göre de arkadaşlar en çok beğeni alan Arena of Glory oldu. Öyleyse bu videomuz Arena of Glory ile alakalı olacak. Hadi gelin şimdi baştan sona kadar Arena of Glory'i nasıl oynarsınız? Aynı zamanda bu oyunu ücretsiz oynama şansınız da var. Ama ücretsizden kısıt aslında e, bazı birkaç masrafınız olacak. Ama o masrafları sonra geri alma şansınız da var. Yani sonuç olarak yine ücretsiz çıkıyor. Neyse lafı başlangıçtır da çok uzattık. Hadi geçelim videomuza. Öncelikle arkadaşlar bu oyunu oynayabilmeniz için bir adet wax volatı ihtiyacınız var. Ve adından da belli olacağı üzere wax alanında çalışan bu wax Wallet'ı nasıl açacağınız, içine nasıl bakiye yükleyeceğiniz ve karşılaşacağınız hatarlarla ilgili zaten benim ortam Emrah şurada göreceğiniz üzere wax cüzdanı nasıl açılır, wax cüzdanı nasıl para yüklenir, atılır, çekilir. Ve büyük ihtimalle sürekli karşılayacağınız CPU yetmiyor, RAM yetmiyor, net yetmiyor hatalarını nasıl gidereceğinizle ilgili. Zaten 3 tane video çekmişti o yüzden onları uzun uzun bu videoda anlatmayacağım. Eğer hiçbir şey bilmiyorsanız, başlangıç seviyesindeyseniz o videolara bakarak başlayabilirsiniz. Ve Discord sayfamızda da aynı şekilde bu oyunla ilgili kanalımızı açtık arkadaşlar. Sabit mesajlardan da bu videolara ulaşabilirsiniz ve diğer tüm desteği de buradan olabildiğince vermeye çalışıyoruz. Vox Vault'unuz hazır. Şimdi yapmanız gereken şeylere adım adım geçelim. Öncelikle bir onay almanız gerekiyor. Bu onayı da arkadaşlar ben şurada farklı bir hesap üstünden göstereceğim. Şuradaki bir hesabım üstünden göstereceğim. Öncelikle oyunun Discord adresine giriyoruz. Bunların Discord'una katılabilmek için bir kere Discord'unuzun hem telefon hem de Gmail onaylı olması gerekiyor. Ayrıca şunu unutmayın. Yeni açılmış hesaplarda burada onay alsanız bile size oyunu oynatmıyor arkadaşlar. Oyunun ekibi teker teker hesapları kontrol ediyor. Ve kontrol ettiği için de yeni açılmış hesapları direkt eliyorlar. O yüzden hali hazırda kullanılan hesapları onaylıyorlar sadece. Peki şimdi ne yapmanız gerekiyor arkadaşlar? Discord adreslerine katıldıktan sonra Vox Vault diye kısım var. Buraya gel Geldikten sonra şuraya honey comp yazmanız nokta honey comp yazmanız gerekiyor ve birazcık bekleyin. Bana hemen bir mesaj geldi tamam mı? Bu mesajı alın bir kere bir kopyalayın. Şuraya bir kopyalayın çünkü bize lazım olacak arkadaşlar. Ardından da bana diyor ki şuradaki linke tıkla diyor arkadaşlar. Linki tıkladıktan sonra bize bu sayfa yönlendirecek ve e, öncelikle bu sayfada Vox Vault'umuzla giriş yapmamız gerekiyor. Ben yani girişimi de yaptım. Giriş yaptıktan sonra bunların sözleşmesini kabul ediyoruz. Agree diyoruz. Ve bir kere daha onay veriyoruz. Ardından da bir tane arkadaşlar buradaki bu eşyadan almam gerekiyor. Bunun maliyeti de 50 cent. Bunu yapmak zorundasınız. Bedava oynasanız da bu buradaki maliyetiniz olacak. Bunu satın aldıktan sonra bu oyunla ilgili değil bu arada. Bu işlemleri yaparken kısa bir bilgi de vereyim. Bu Discord ve Wax hesabını birleştirmeyle alakalı bir onaylama sistemi öyle söyleyeyim size. Hani sizin gerçek bir kişi olup olmadığınızın, bot yapmadığınızı buradan kontrol ediyorlar. Aldığımız eşyayı şuraya yollayın diyor, tamam mı? Aldığımız eşya biz biraz önce bir şey satın aldık. Cüzdanımıza geri döneceğiz. Geri döndükten sonra NFT kısmına tıklayacağız. Ve aldığımız eşya burada. Şurada hemen transfer kısmına basacağız. Yukarıya bu göndereceğimiz adresi yazıyoruz ve arkadaşlar alt tarafına da nerede notpedimiz. Aman dikkat edin. Bu herkese farklı bir kod veriyor. Sakın beninkini ya da başkasınınkini kopyalamayın. Bu direkt size ait. Sizin cüzdanınıza oluşturulmuş bir kod. Altına memoya buna yazmayı unutmayın. Sadece direkt buraya gönderirseniz çöp olur. Bir tane daha almak zorunda kalırsınız. Boşu boşuna 50 cent kaybedersiniz arkadaşlar. Bu alta da memo yazıp Göndere tıkladıktan sonra cüzdan onayımızı vereceğiz. Gönderme işlemi tamamlandı. Ardından geri dönüp yazacağımız şey şu arkadaşlar: Wallet. Nokta wallet. et Cüzdan adresinizi alıyorsunuz, kopyalıyorsunuz. Buraya bu şekilde yazdık. Nokta wallet. et Cüzdan adresiniz. Bunu yazdıktan sonra biraz bekleyin. Bot bir benim işlemimi onaylasın. Bakın gördüğünüz üzere 4PR vam eklendi diyor. Olup olmadığını kontrol etmek için size nokta .volus yazıp bu sayfada göndermem gerekiyor. Ama burada yavaş modu açık olduğu için bir dakika beklememiz gerekecek. Ben bunları hemen keseceğim. Evet arkadaşlar, süremiz zordu ve kontrol için nokta .volus yazdığımda bakalım onayı almış mıyız ve bana diyor ki benim wallet'ım arkadaşlar evet nerede şurada 4PR vam Honeycamp ile bu Discord adresini eşleştirmiş oldum. Ama bu sadece ilk aşamaydı. Bir de ikinci aşama kontrolü var. Videonun başında söylemiştim ya, takım manuel olarak kontrol ediyor ve yeni Discord hesaplarını onaylamıyor. Evet, şu anda o aşama için beklemedeyiz. Bu aşama ise e, kendi söylediklerine göre 3 saat sürebiliyordu. da. Hatta e, şuradan, support'tan bakarsak arkadaşlar, pinlenmiş mesajlarda kendiniz de görebilirsiniz. E, I'm not whitelisted, it's been... Yukarıda diyor ki işte daha whitelist alamadım. Ee, yaklaşık x saat kadar bir süre aldı ee, bazen bir gün kadar sürebiliyor genelde her birkaç saatte bir takımız kontrol ediyor takımdan sürekli birisi online oluyor ve onlar sürekli olarak kontrol ediyorlar arkadaşlar manuel olarak onaylıyorlar ama dediğim gibi yeni hesapların multi muamelesi yaptıkları için yeni açılmış bir discordunuz varsa bu oyunu ücretsiz bir şekilde oynayamazsınız. Ücretli bir şekilde oynamanız gerekiyor. Şimdi de zaten size hem ücretli hem ücretsiz şekilde ne kadar oynayabileceğiniz ve ne kadar kazanabileceğinize geçelim. Oyun sayfasında arkadaşlar burada direkt paketleri alabileceğiniz yerler gözüküyor. Burası biraz sonraki konumuz. Sizin sizi ilgilendiren şu anki kısım Adventures kısmı. Adventures'a bastığınızda şu yukarıda görevler görevleri, adventure'ları yenile gibi bir şey çıkacak. İlk ona tıklamanız ve görevleri yenilemeniz gerekiyor. 3 saatte bir tekrardan yenileyebiliyorsunuz. Ve yenilediğinizde karşınıza bu görevler çıkıyor. Başlamak için altındaki star'da basmanız gerekiyor. Ama şimdi görevlerin bazı gereksinimleri var. Bu gereksinimler görevlerin zorluğuna göre değişiyor. Şuradaki rarity'ye bakarsanız common'dan legendary'e kadar farklı görev çeşitleri var. Örneğin en basit görev olan Common'da arkadaşlar e, direkt sizin bedava oynayabileceğiniz görevlerdir. Ama Legendary'i oynayabilmeniz için şuradaki Requirements'a bakmanız gerekiyor. Burada ne istediğini size söyler. Örneğin bu göreve gönderebilmek için 3 tane Epic NFT'ye ihtiyacım var, Gladiator'a ihtiyacım var. Bu göreve 3 tane Epic Gladiator olmadan hayatta gönderemezsiniz. Bu şu anki benim da örneğin. Şu iki tane görev direkt çöp oldu. Üçü de bedava. 3'ü de örneğin common gelseydi bu sefer üçüne de gönderebilecektim. Peki göreve göndermek için ne yapmamız gerekiyor? Hemen şu aşağıda start'a basmamız gerekiyor. Ben de şu an ekran bu şekilde geldi arkadaşlar. Ama siz eğer whitelist almadıysanız yani whitelist ne demek oluyor? Takımın manuel onayından geçmediyseniz işte Discord'dan onay yapmanız gerekiyor. Whitelist almanız gerekiyor diye bir uyarı geçer karşınıza. Ben whitelist'te geçtiğim için şu anda bu oyunu oynayabiliyorum ve bu ekran karşıma geldi. Buradan da şimdi sizin karşınızda şu şekilde bir şey olmayacak. Ben NFT aldığım için bu şekilde gözüküyor. Sizde direkt direkt Start Adventure yazısı çıkacak. Ve Start Adventure'a bastığınız zaman biraz onu da göstereceğim. Start Adventure'a bastığınız zaman arkadaşlar direkt bir geri sayaç başlar ve o sayaç dolduğunda görevi tamamlarsanız, tamamladığınız zaman belli bir token verir. O tokenı da Alcor'dan bozduruyorsunuz. Onu da birazdan göstereceğim. Şimdi iki tane seçeneğiniz var. Bir NFT ile oynamak, bir NFTsiz oynamak. NFT'siz yani bedavaya oynamak istiyorsanız dediğim gibi sadece Start Adventure'a basmanız yeterli. Zaten sizde şu olmayacak. NFT ile oynamak istediğinizde de arkadaşlar NFT'nin üstüne tıklıyorsunuz şurada hemen görürsünüz zaten 1'e 2 oldu. Ardından da Start Adventure diyebilirsiniz. Ben örneğin bu göreve elimde eğer fazladan bir tane daha NFT olsaydı onu da koyup gönderebilecektim. E bu sayede ben ekstradan daha bonus elde edecektim. Peki nedir bu bonus ve ne kadar kazanırız? Bu soruyu medium'daki sayfalarında çok güzel açıklamışlar aslında arkadaşlar. Oyundaki token dağıtımı şu şekilde ilerliyor. Oyunun ödül dağıtma havuzunda, reward pool'unda arkadaşlar 10 milyar AOG gold diye yani oyunun token'ından var. Ve e, bu 10 milyar token'dan siz her göreve gittiğinizde belli bir oranda dağıtılıyor. Ve aynı zamanda her günde havuza 30 milyon ekleniyor. Yani saatte 1.25 milyon tekrar havuza dolduruluyor. Peki biz ne kadar alıyoruz? Bu havuzda ne kadar varsa arkadaşlar gönderdiğiniz göreve bağlı. Şunlar bakın dikkat edin görevin çeşitleri. Hatta şuradan sizlere tekrardan göstereyim. Örneğin bu görevin rarity'si common. Bununki legendary. Gönderdiğiniz göreve göre alıyorsunuz öncelikle. Havuzda atıyorum 1 milyon mu var? Siz buradaki işte şuradaki bilmem ne 0 0 0 4 kadar alıyorsunuz. Eğer bir üst seviyeye göndermek isterseniz 0 0 0 2 alıyorsunuz. Ama şöyle de bir şey var. Bedava oynuyorsanız zaten Ankamına gönderemezsiniz. Ankamına gönderebilmeniz için elinizde Common NFT olması lazım. Aynı şey Rare için de geçerli. Rare'e gönderebilmek için bir altındaki yani Ankamın NFT'den Gladiator'dan olması gerekiyor. Bunu adım adım aynı şekilde düşünebilirsiniz. Gelecek ödülü etkileyen diğer bir unsur ise arkadaşlar görevlerin süresi. Şuradan göreceğiniz üzere bazı görevler very short, bazı görevler long. Bu da size gelecek ödülü katlıyor. Nasıl katlıyor arkadaşlar? Short'a gönderdiğiniz zaman hiçbir katlayanı olmuyor. Direkt 1 ile çarpıyor. Kendisi oluyor. Ama Medium göreve gönderdiğinizde 1.2, Long'a gönderdiğinizde ise 1.5 oluyor. Ve bunların süresinde diğer Medium sayfasından ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Short'ların süresi 1 saat oluyor. Ama şu fark var. Şurada da özellikle belirtmiş. Beyond Common Adventures. Common Adventures'lar arkadaşlar hep 30 dakika sürüyor bunun üstündeki görevlerde short olduğu zaman bir saat sürüyor ve minimum bir tane gladyatör eklemeniz gerekiyor. Medium zorluktaki adventure'larda iki tane gladyatör gerekiyor ve iki saat sürüyor. Long adventure'larda ise üç tane adventure ve 3 saat ihtiyaç duyuyor. Ödülü etkileyen son şey ise arkadaşlar gladyatörün nadirliği diyeceğim. Kendi içinde de nadirliği ayrılıyor. Normal, reputable ve glorified olarak geçiyor. Çok fazla etkilemiyor yani normal gladiator %1 işte repeatable %1.2 gibi bu çok önemli bir şey değil peki o zaman sen hep bunları konuştun 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 ya biz realde ne kazanıyoruz bana onu söyle dediğinizde de ben size hemen e, blocks adresinden buradan yaptığınız tüm işlemleri inceleyebilirsiniz. Şurada size iki tane örnek göstereceğim. Birinci örnek direk be bedava oynamış gibi düşünebilirsiniz. Tam ben NFT vardı ama bir göreve NFT'siz gönderdim ve bu oydu arkadaşlar. Eğer en dandik göreve NFT'siz gönderirseniz şu anda 7.87 gold veriyor. Ama unutmayın bu değişken havuzdaki miktara göre alacağınız tutar da değişiyordu. Peki aynı en basit göreve arkadaşlar common koyarsak ne geliyor? Buradaki 40 gold da onun örneği. Yani ben şu anda şuna hatta size de örnek olsun. Buna start deyip NFT'mi seçip start adventure dediğimde bir de şu captcha'yı de çözmemiz gerekiyor. Ardından cüzdan oyunu da vermemiz gerekiyor. Evet gördüğünüz üzere görevim başladı. Görev kamun olduğu için 30 dakikadan başladı. Ve bu geri döndüğümde şuradaki ödülle aynı değeri verecek. 40 verecek. Bir de aynı zamanda şimdi bu görevin bir üst görevi vardı. Yani kamu'nun bir üst görevi olan ankımına bir tane gladiator koyup gönderdiğimde ise bana 200 gold verdi arkadaşlar. Genel olarak mantığını anladınız. Yani daha üst seviyeye gittikçe daha yüksek ödüller kazanıyorsunuz. Peki bu kazandığımız goldların ederi ne? Değeri ne? Şimdi adım adım şu şekilde gösterelim arkadaşlar size ee, şuradan satış fiyatında direkt direkt hiç beklemeden sattığınızı düşünün. Tamam mı? Ben 8 gol çıkarttığımda bu yaklaşık olarak 4.5 Vax'a denk geliyor. 1 Vax yarım dolar. Yani bu da ne demek oluyor? Yaklaşık 2 dolar civarında bedava oyun oynayarak pazara kazanabilirsiniz. Her göreve gönderdiğinizde 2 dolar kazanacaksınız şu anki kurdan. Ben NFT ile oynadığım için o NFT'den en basit göreve gönderdiğimde kaç geliyordu? 40 geliyordu. Bu da demek oluyor ki her göreve gönderdiğimde bana 11 dolar para kazandırıyor. Bir de bir üst seviyeye de gönderebiliyordum hatırlarsanız ve ondan da 200 alıyordum. Bu da demek oluyor ki yaklaşık 50 dolar para bırakıyor bana şu anda her tıklamada. Ve bu görevler her 3 saatte bir değişiyor. Bu 3 saatlik turda belki gönderebileceğiniz görevler gelmedi. Kötü görevler geldi ama bir sonrakinde üçü birden açık olabiliyor. Şu an çok güzel bir şekilde para bırakıyor. Peki bedava değil de NFT almak isterseniz bunun size maliyeti ne olacak? Ne kadar patlayacak? Arkadaşlar bunun maliyetini Marketplace'den bakabilirsiniz. Dediğim gibi en basit başlangıç bu oluyor. Ben de oyunu denemek amaçlı bundan aldım bir tane. Direkt golda oyunun bin token'da satın alabiliyorsunuz. 1000 token'dan satın almak isterseniz yaklaşık olarak fiyat nereye gidecek? Şöyle göstereyim. Şuraya kadar gidecek. Şu fiyattan satın aldığınızda 1000 token aldığınızda 587 dolara çıkacak. Yani 600 dolar değil. 300 dolara bir tane NFT alabiliyorsunuz. Royce'ni dolar bazında değil token bazında incelersek de siz 1000 token çıkarttığınızda e ben daha kaç görev oldu 3 görev oldu 3 görevden zaten 250 aldım ki bu da 6 saat içinde oldu arkadaşlar. E daha sonrasında bana tekrardan oynayabileceğim görevler verirse bu birazcık evet şansa bağlı ama bir tane görev verse bile gün içinde 200'lük ve diğerleri de dandiklerden olsa benim günlük çıkartacağım minimum 300-400 civarında olacak ki bu da Royce'nin 3-4 gün yapacağını gösteriyor ve oyuna da şuradaki grafiğinden bakarsanız Zaten bir yükselişte arkadaşlar yani aşağılardan girerseniz bir de token da yükselirse burayı olabildiğince kısalacak. Ama uyarmam gerekiyor. Ya, ne olacağı belli olmuyor Vax oyunlarında da. Sizi çok zengin de edebiliyor. Bir anda patlayabiliyor da. Gerçi bu sadece Vax oyunları için geçerli değil. Hemen hemen tüm Play to Earn oyunları için geçerli şu anda. O yüzden lütfen kendi araştırmanızı yapın. <laughs> Uyarımı da burada geçeyim. Alacağınız risk tamamen sahip. Ben burada sadece oyunun tanıtımını yapıyorum girip girmeme kararı sizin alacağınız risktir arkadaşlar. Oyunun tüm mantığında öğrendiğinize göre eğer NFT ile oynarsanız ne yapmanız gerektiğiyle ilgili size bir tüyo vereyim. Sadece bir NFT aldığınızda arkadaşlar yapabileceğiniz şey şu. Normalde bu görevleri arka arkaya hepsini start 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 oynayın. Benim elimde NFT olsaydı buna gönderebiliyor olsaydım hemen start deyip gönderebilecektim. Örnek alması açısından şu şekilde düşünün. Hepsinin kamın geldiğini düşünün ve bir tane NFT'niz var. Sakın hepsini aynı anda başlatmayın. Birinci NFT'nizi ilk görevde kullanın, geri gelsin. Ardından aynı NFT'yi bunda kullanın, gelsin. Ardından da bunda kullanın. Zaten bu süre içinde reload süresi sıfırlanacak ve siz görevleri bitirdiğinizde tekrardan görevleri yenileyebileceksiniz. Diğer türlü siz hepsini aynı anda götürseydiniz ne olacaktı? 40 bundan alacaktınız, 8 bundan alacaktınız, 8 bundan alacaktınız. E ne olacaktı? 56. Ama aynı NFT'yi farklı görevlerde kullandığınız zaman 40 40 40 olacak, 120 olacak. Arasındaki fark da zaten kendiniz görüyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar arkadaşlar ne kadar gider, ne olur? Token daha yükselir mi gibi sorularla gelmeyin. Ben de bilmiyorum. Bilsem zaten zengin olurdum şu anda. scoreda hepinizi söylüyorum, tekrardan bekliyorum. Orada herkes birbirine yardımcı oluyor. Biz de yardımcı oluyoruz. Biz olmasak, online olsak ya da meşgul olsak bile güzel bir ortam oluşturduk gibi daha da güzel olacak umarım. Orada herkes birbirine yardımcı olmaya çalışıyor. Aynı şekilde takıldığınız noktalarda yorumlarda yazabilirsiniz ama Discord'dan daha hızlı çözüm bulursunuz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.